Önce Meryem Uzerli. Yani bazen psikolojik olarak çok yoruluyorum. Şimdi de Kıvanç Tatlıtuğ. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ neden psikolojik buhran geçiriyor? Dinlenme fırsatım olmayacak. Kıvanç Tatlıtuğ'dan şok edecek açıklamalar. Birazdan her şey dahilde. Sunucu Burcu Esmersoy evlilik için din mi değiştirecek? Düğün tarihi bu sebeple mi ertelendi? Burcu Esmersoy tüm gerçekleri canlı yayında açıklıyor. Birazdan her şey dahilde. Bir şey söyler, sen kalbini dinle. Süren dava sonuçlandı. İvana Sert ve Yurdal Sert resmen boşandı. $7 milyon isteyen İvana Sert kaç lira tazminat aldı? Birazdan her şey dahilde. İngiltere'ye yerleşen suskun gelin Aysun Kayacı'dan yüzük şov. Birazdan her şey dahilde. Çiz beni yerim yerim, çöz beni yerim yerim, ah beni, beni. Kuzeyinoğlu Volkan Konak'tan şoke eden açıklama. 76 yaşında öleceğim. Ağaçlar gibi ayakta ölmeyi istiyorum. Volkan Konak öleceği yaşı nereden biliyor? Yar olmadı bana deli. Başka zehir, mahpushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Birazdan her şey dahilde. Ebeveyn, ebeveyn, ebeveyn. Magazin masasında bir bomba daha patlıyor. Hangi çok ünlü oyuncu ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor? Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek, sefalar getirdin. Sanat dünyasının hangi şanslı ismi bu müjdeyle dede olma sevinci yaşayacak? Yarım kalırdım melek. Birazdan canlı yayında her şey dahilde. Olaylar gerçekten karışık. Herkese tavsiye ediyorum. Bu hafta mutlaka izleyin. Sakın kaçırmayın. Kaçırırsanız çok üzülürsünüz. Ekranların en komik dizisi Pis Yedili'nin kamera arkasında neler yaşanıyor? Bu Fatih Derin'den herifi 1 trilyonluk tanzimat davası açacağım. Yerinde duramayan Orço sette hangi muziplikleri yapıyor? Bugün hastanedeyiz. Ameliyathanenin önündeyiz. Allah'ım ya. Cimbom yeni bir aşka yelken mi açacak? Yeni sevgili adayları var Cimbom'un. Pis Yedili'nin renkli kahramanlarıyla çok özel sohbet. Birazdan canlı yayında her şey dahilde. İbrahim Çelikkol ve Deniz Çakır'dan son yılların en büyük çalımı. Birlikteler, ayrıldılar derken ikilinin 1,5 yıldır evli olduğu ortaya çıktı.
Paris'te dünya evine giren, Deniz Çakır'ın ailesi istemediği için boşanan İbrahim Çelikkol Deniz Çakır evliliği hakkında gizli kalmış gerçekler. Birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Zayıflamada tabuları yıkan, Türk halkına yiyerek zayıflamayı öğreten Profesör Doktor Canan Karatay geliyor. Şeker en tatlı zehirdir. Tereyağından yumurtaya, fındık fıstıktan ceviz ve zeytinyağına sağlıklı beslenerek nasıl kalıcı kilo verilir? İçli köfte de var, çiğ köfte de var, bulgurla yapılmış. Et mutlaka yemeyeceğim. Sağlıklı tatlılar hangileri? Kilo vermeyi engelleyen gizli ajanlar neler? Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından Profesör Doktor Canan Karatay canlı yayında açıklıyor. Vücudumuzdaki metabolizmayı, metabolizm bozukluğu yağları yakan moda çevirmektir. Hedefim budur ve bu çok rahat yapılıyor. Birazdan Her Şey Dahil'de. Karı koca imkansızı başardılar. Fazla kilolarından birlikte kurtuldular. Morbid obezdim. 140 kiloluk Okan Bey nasıl 50 kilo birden verdi? İnsanlar çok basit görünebilir ama ayakkabımı bağlayabiliyor. Her şeyi yiyerek nasıl kilo veriyorlar? Ben oturduğum zaman da yani yarım tepsi baklavayı afiyetle yerdim. Birlikte tam 77 kilo birden veren çiftin mucize öyküsü. Birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Böyleydi, böyle oldu. Kilolu diye askere almadılar. Kiloyla dedi sen dedi o askerliği yapamazsın. Ölüm orucuna başlayıp. Benim başımda Kur'an okudan günler doldu öldü gibisinden. ...90 günde tam 63 kilo verdi. Vatan her şeyden kutsaldır. Vatan hizmeti için ölümü göze alan Tayfun Kol'un ibretlik öyküsü. Askerlik yapmayan adam demezler ya. Yani. 2-2 daha 4 kilometresi yok zaten. Birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Harikasınız. Harikasınız. Sen mi konuşacaksın? Ben mi konuşayım? Sen konuş. Bak nasıl açıyorum bak. Program böyle açılır. Nasıl açılır? Aç bakayım. Enerjili ve tansiyonlu bir program açması göreceksin şimdi. Aç bakayım. Show TV ekranlarından Her Şey Dahil'den herkese günaydın. Günaydın. Gördün mü? Size yemin ediyorum bak biz de şu anda uyanıyoruz. Ne zaman şuraya adım atıyoruz o zaman uyanıyoruz. Ondan önce bizde ses yok, çıt yok. Böyle kuliste Allah birbirimize... Neler olacak, neler olacak falan filan derken toplantılar bilmem neler. Burada insan çıkıyor. Burada girdiğimiz anda sizin alkışlarınızı duyduğumuz anda... ...bu ışıkların altında geldi. Ben bir uyanıyorum. Evet. İçimden Asena çıkıyor yemin ediyorum ya. Ne? Çal! Çal Asena çal. Sen neredeyse bütün programı oynarım ha. Helal olsun. Biraz öğrenmişsin ama ha. 850 yıl için gene oynadım. Neyi öğrendim ya?
Ne hala neyi öğrendi? Biraz öğrenmişti. Hala kendisi böyle böyle bir şeyler yapıyor, bana öğrendi diyor. Ben. Sen hiç öğrenemedin 5 yılda. Ben 9 yılda, senden sonra da 100 yılda oynadım, hala öğrendim. Şimdi onlar biraz daha böyle yuvarlaklar falan yani romanlar. Bende yok öyle bir şey ama. Ama bugün kıyafetin muhteşem. Çok teşekkür ediyorum. Zaten her zaman muhteşem. Çok teşekkür ediyorum, çok mersi. Özeniyorum, beziniyorum. Vallahi yemin ediyorum. Bak benim Derya var yardımcım. Ay yaşlandım. Oho. Oh. Dur yaşlandım. İki göbek attın da. Her gün yemin ediyorum sizin karşınızda böyle güzel güzel cici cici giyinip çıkmaya çalışıyoruz. Efendim partilerim de çok şık. Ona da bir alkış teşekkür alayım. Teşekkür ediyorum. Ben de. Ben de Celalettin abime çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Kendimizi övmeye bırakıp birazcık programımızdan bahsedelim. Bugün muhteşem konular var. Magazin seviyor musunuz? Hepimiz aslında seviyoruz. Ne kadar bazen rahatsız olsak da onsuz yapamıyoruz. Ve bugün gerçekten magazin masasında yani böyle nokta atışları müthiş konular var. Az sonra geçeceğiz. Seyhan'ın yanına istiyorsan şimdi geçebiliriz. Hemen geçelim. Seyhan'ı bir gösterebilir miyiz? Şu güzelliğe bir görelim, bakın. Şu güzel, şu bak. Asalete bak. Ayağın kim der ayağın... ki, kim der ki magazinin kara kutusu? Böyle diyor bayağı. Bak. Neler biliyor, neler biliyor. Bak, hemen Seyhan'ın yanına suratlım, geçelim. Ay suratlım ama... Ay hadi çok güzel şeyler söylediniz. Ben de kalkayım. Günaydın. Hoş geldiniz. Canım. Nasılsın canım? Asıl sen hoş çok geldin. Çok iyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Günaydın. Günaydın. Hani bu az sonralarımız dönüyor ya. Evet. Böyleydi, böyle oldu. Ben de böyleydim, böyle olmak istiyorum. Ay kıyama. Onu düşündüm baksana. Canan Hanım geliyor. Canan, evet, Canan geliyor. Hanım geldiği zaman... Buyurun. Bir tüsü yolları öğreneceğiz. Canan Karatay beni böyle yapabilir mi? Yapar. Böyle. Yapar. Bir şey söyleyeceğim. Yani öylesi böylesi yok. Biraz önce müthiş bir örnek gördük yine. Evet. Yani zayıflayan çiftimizin dışında bugün yine ayrıca bir konumuz var. Askere gitmek için hani vatan sevgisi bile hani insana çok nasıl... Çok büyük bir aşk. Dipçik gibi olmuş, inanamıyorum. Çok da güzelleşmiş. Bence asıl yani müthiş olmuş. Yani çok. Seni de o kadar zayıflatıp asker olmasa bile... Yani çok fazla istemiyorum. Şu kadar zayıflasam yeter. Neler hadi başlayalım. Neler yok ki? Yani... Deli konularımız var, evet. Çok önemli detaylar var, bilinmeyenler var, evet. Sürprizlerimiz var. Kıvanç Tatlıtuğ'la başlıyoruz yayınımıza. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Biraz kayar mısın o zaman canım? Önce VTR'sini görelim. Görelim. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Aa, bu var ya bu, bu gerçekten ne? Bu işi beceremiyor. Neyi beceremiyor? Yönetmenimizden komut gelmemesi rağmen kendi kendine VTR'ye pas atmalar bir şey. Yok VTR falan. VTR yokmuş, DSF varmış. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok yüklenme, ben de hadi izleyelim dedim. Ama sen hiç... DSF ne demek biliyor musun? DSF. Dinamik statik fotoğraf. O ne var? Doğal ses fonda. Doğal ses fonda. Evet, Kıvanç Tatlıtuğ'la başlamak istiyorum. Haberiniz var mı? Siz haberimiz var. Var haberimiz, her şeyden var. Peki. Hayatımıza Meryem Uzerli ile birlikte giren bir tükenmişlik sendromu var biliyorsunuz. Evet, evet öğrendik. İyi de oldu öğrendiğimiz. Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ'un dün basın toplantısı vardı. Psikolojik olarak çöktüm demiş geçtiğimiz sezon. Hem dizi hem de film çalışması nedeniyle. Yorulmuş anlamında. Çok yorulmuş. Yani. Psikolojik olarak iyi değilmiş. Sonra tatile gitmiş. Evet kendine, ben gördüm kendisini tatilde biraz konuştuk. Çok iyiydi, çok mutluydu. Ne kendine gelmiş. Bana da tam tersi oluyor. Ben de psikolojik olarak çalışmayınca iyi olmuyorum ya. Evet. Çalışınca ben iyi oluyorum mesela. Niye böyle bir şey? İşte bazı insanlar tatille besleniyor, bazı insanlar çalışarak besleniyor. Sana hiç böyle bir şey oldu mu? Tükenmişlik mi? Evet. Hani ilk bu işe başladığında. Yok, ben çalıştığım zaman mutluyum. Çalıştığım zaman çocuklarımla daha mutlu, daha iyi ilgileniyorum. Evet. Evde çalışmadığım zaman yoruluyorum, ediyorum, sağa sola yatmak istiyorum. Şimdi programdan çıkıyorum, gidiyorum uzayda Allah Allah duvardan duvara oynuyorum. Sonra gidiyorum kuzeye alıyorum, onu sinemaya götürüyorum, oraya buraya götürüyorum. Benim enerjim mesela böyle geliyor. Ama tabii ki kimisi de hani çalışarak belki yorulup ilgiden belki de hani çok fazla görüntülenmekten, her şeyin üzerinde olmasından, baskıdan tükenebilir. Ama şimdi bu Allah öyle... tüketmesin. Amin. Bu şimdi öyle bir durum ki... Bir objektifin kendilerine yönelmesi için hani acaba çok ilgiden mi dedin ya... Tek bir objektifin bile kendilerine yönelmesi için çok büyük hayaller kuran isimler var. Evet, yani ki. Ünlü olayım diye. Evet. O zaman ünlü olduktan sonra objektifler yönelince ve en öndeki yani bir numara ya da ilk ondaki isim olunca neden şımarıyoruz? Bir böyle bir durumumuz var. O cümleye istinaden söylüyorum. Hı. Kıvanç'la Hı. bağlantılı değil. Hı. Kıvanç Tatlıtuğ'la bağlantılı da ben haberi okuyunca bir şarkı geldi aklıma. Parayla saadet olmaz. Ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Ya çalıştıkça para kazanır. Para kazandıkça mı tükeniyor? Şimdi mutluluk çok, getirmiyor çok yani büyük paralar kazanılıyor. Evet. Meryem Uzerli için de bu söz konusu. Bir ara Hülya Avşar da zannediyorum buna benzer bir cümle vardı. Kurdu. Kıvanç Tatlıtuğ da şu anda iki tane reklam filminde oynuyor. Bir tane reklam filmi Saat'ti. Onun zannediyorum yeni anlaşması olmadı. Üç reklam filmi. Çok önde bir dizi,
film. Düşünsene kazanılan parayı, normal bir insanın kazancıyla Kıvanç Tatlıtuğ'un kazancını. Parayla saadet olmuyor demeye çalıştığım bu. Ama bu karşılaştırmayı yapamazsın ki. Yani neden? Normal halktan birisiyle, yani ben Bakırköy'de oturduğum veya işte balerin olduğum dönemde kazandığım, işte atıyorum aylık ne bileyim 500 lira vesaire atıyorum. Hani o dönemki mutluluğumla şu anki mutluluğum benim farklı değil ki. Seninki farklı değil. Ama tükenmişlik sendromunun arkasına saklananlar için sence bu doğru değil mi? Düşünsene bir anneden, yani bence senden... Bence para değil konu. Hiç yatmıyor. Yani hiç belki gece bu yayına gelirken belki hiç uyumadan gelebilirsin eğer bakıcı, bakıcın yoksa. Tabii ki. Ya da normal ev hanımları. Annemi çağırırım. Çağıralım. Yok. Yani ev annemi çağırırım. Özür dilerim. Yani neden ev hanımları ya da bizler tükenmişlik sendromunda değiliz de ünlüler bunun, tükenmişlik bunun sendromunda? Bunun nedenini biliyor musun? Ben söyleyeyim sana. Bak bir, biz dizi çektik yıllarca. Çağla birlikte de çektik. Ondan önce de ben 97'den beri çekiyorum. Eskiden çekilen diziler bu kadar böyle çok şey değildi. Şimdi 90 dakika dizi çekiliyor ve diziler, her dizi evet. Sinema filmi gibi. Haftanın 6 günü settesin. Evet. Çalış nereye kadar? Anladın mı? Onun dışında boş günlerinde de işte dediğin gibi Kıvanç'ın işte reklam çekiyorsun. Boş günlerinde işte başka şeylerle değerlendiriyorsun. Film çekiyorsun bilmem ne. Belki çalışmaktan insanlara şey gelebilir. Evet, hani psikolojik olarak peki bir neden normal olabilir? Türk insanı bu tükenmişlik, yani normal vatandaş, halk, yani ben neden tükenmişlik sendromumuz yok da ünlülerde var? Ama ben bunu merak ediyorum. Bence bu kadar göz önünde olmak zaten insanın çok büyük bir enerjisini alıyor. Tabii düşünsene bir yani yere Kıvanç'ın gidip rahat hayranlarını, onu izleyenleri, bekleyenleri, beklentilerin ne derecede karşılayabilecek, dizisi tutacak mı? Yine de böyle endişeleri var ve bence bu endişeler insanı yoruyor. Tabii şimdi mesela bana bak, şimdi ben de Kıvanç'ın esmeriyim mesela, anladın mı? Yani evet. Boy var, pos var. Yakışıklılık açısından da. Hani pos kesin var. Artı bir de sesim var. Artı bir de sesim var. Pos var. Tabii. Ama post. Kıvanç Bey'in de sesi ne var. Bileyim dizi çekmişim, program yapıyorum ya. Bak her gün deli gibi çalışıyorum. Daha da 3 gün oldu. Ama tükenmiyor. İnşallah ama iki tane de reklam filmi gelir, o zaman tükenmiyor. Ben çekiyorum reklamı. Allah şükürler olsun. Çok da güzel çalışıyoruz. Şu anda böyle bir şey yaşamadık. Umarız yaşanmaz. Çünkü yaşanmaz. Çünkü hani Kıvanç'ı bekleyen, hani onu ekranda görmek isteyen bir sürü insan var. Nitekim ona işte reklamlar vesaireler, sinema filmleri, televizyon dizileri getiriyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Kendisi böyle bir hani illa hani buna istinaden veya Meryem'in yaşadığı hani buralardan kaçıp gidecek kadar bir tükenmişlik yaşadığını düşünmüyorum. Ama mesela Meryem Uzerli'nin tükenmişlik sendromunda da önce yapım firmasına ve dizinin saatlerine biliyorsunuz değinildi. Ama sonra öğrendik ki dizinin çalışma saatlerinin de yapım firmasının da kaldığı otelin de aslında hiç sorun işgal etmediğini, aslında aşkla ilgili sorun yaşadığını görmüş olduk. Evet. Yani her şeyi tabii ki etken oluyor. Başka bir şey yatabilir. Allah evet. Diyelim ki en yakın zamanda inşallah böyle bu psikolojik buhrandan kurtarsın. Kıvanç. İnşallah, ama ben yine de ünlülerimizin yani tükenmişlik sendromunun arkasına çok sığınmamalarını rica ediyorum. Nereye çünkü sığınsınlar? Hiçbir yere sığınmasınlar. Çünkü herkes çok zor şartlar tabii altında ki çalışıyor. Yani ev hanımını düşünün. Hiçbir şekilde dinlenme şansı yok bir kere. Biraz uzak durur musun? Hayır ben duramıyorum. Yapıştı ya, şey gitsene korkuyorum biraz. Korkuyorum uzaklaşınca o yüzden. Ya aşağı tamam be. Tamam gidiyorum al. Evet. Gittik. Burcu Esmer Soy. Burcu evet, Esmer geçelim, Soy ikinci. Burcu Esmer Soy evlendi mi? Hayır evlenmedi. Burcu Esmer Soy evlenmek üzere 2 Ekim'de nikah tarihi almış. Hayırlısı olsun. İptal de edince nikah tarihini, gününü değiştirince. Erteleyince galiba değil evet, mi? Evet erteleme. Erteleme diyebiliriz. Bir de sevgilisi gayrimüslim olunca acaba din değiştiriyor mu dedikoduları çıkmış. Bu tamamen dedikodu herhalde. Tamamen dedikodu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Burcu Esmersoy'u çok yakından tanıyorum. Peki ve niye erteli? Ilgili... Aslında biliyor musun? O gün aslında 2 Ekim onun doğum günüymüş aynı zamanda. Unutmasın diye aynı gün hani evleneyim ki unutmasın. Ama o zaman tabii hem evlilik yıl dönümü hediyesi hem doğum günü hediyesi böyle daha da büyük bir hediye olabilir yani, değil mi? Bak onu da düşünmek lazım. Kesinlikle. İkisi bence bu olayı ilk ağzından, kendi ağzından öğrenmemiz sevgili için. Sevgili evet, Burcu Esmersoy'a soralım. Telefon attığımızda Burcu Esmersoy var. Burcu Hanım günaydın. Burcu Hanım günaydın. Üçünüzü de yerim. Ya mavi boncuk. Mavi boncuk. Dünya nasılsın? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben spordayım ve sizi izleyemiyorum ama iki gündür izliyorum. Mesela şimdi telefon attığımda beklerken de kendi aranızda konuşmalarınızı duyuyorum. Mesela Çağla diyor ya bana yapışma. O küçük masada mısınız yine? O küçük masadayız. Biz burada çok mutluyuz. Mutfağımızın masası tamam, gibi. Burcu Hanım az önce Alişan'ın kendisini Kıvanç Tatlıtuğ'a benzettiği bir bölüm vardı. Onu duyabildiniz mi telefondan? Yok yazık demek istiyorum. Gerçekten mi ya? Benzetti. Kim daha yakışıklı diye size soracaktım. Alişan
daha yakışıklı tabii ki. Canımsın. Eğer sen bu lafı söyledikten sonra sen evlen, eğer düğününe gelip de beşi bir yerde takmazsam namerdim. Çağırırsan tabii. Halay çektirecek size. Burcu nasılsın, iyi misin? Çıkan İyiyim, haberlerle ilgili bize neler hayırlı söylemek olsun istersin? Tekrar. Çok mersi. Dinliyorum, duymadım, pardon. Ha, yani çıkan haberlerle ilgili bize ne söylemek istersin? Doğruları tamam, ilk senin ağzından dinleyelim. Ha, teşekkür ederim sorduğunuz için. Şimdi şey aklıma geldi. Bu soruyu bana geçen hafta bir arkadaşım sordu. Yine sizin kanalda. O soruyu sorduğu zaman Seyhan aklıma geldi. Çünkü Seyhan bana hani bunu 5 ay önce falan sormuştu neredeyse. Kendisi de hatırlar belki. Evet. Ve ben o zaman da söylemiştim. Cevabım aynı yani. Ben hani değiştirecek olsam zaten birincisinde değiştirdim. Ama zaten bunun çocuk oyuncağı olmadığını da artık herkes bilsin. Yani hani din değiştirmek bana göre değil en azından. Değiştirdiğini gördük zamanında ama çok evet. Da yani hani benimle ilgili en azından bu konuda böyle bir sıkıntı olmayacağını veya yaşanamayacağını herkes bilsin diyeyim artık. Yani Burcu çok özel değilse sorabilir miyiz? Niye peki düğün ertelendi? Ya şimdi sen söylerken mesela güldüm. Ben gerçekten en başta böyle hani bir şey ne derler, nikah tarihi, yıl dönümü daha doğrusu unutulmasın falan diye doğum günümde olsun falan diyordum. Gerçekten öyle de istedik ama şimdi mesela şeyim, hani senin dediğin gibi niye canım yani iki ayrı tarihte gelsin istiyorum. İşin bir şakasını bir kenara bırakırsak şeydi. Bizim istediğimiz yer o tarihte mümkün değildi yani Ekim tarihinde mümkün değildi. O yüzden böyle sıradan bir tarihte olacaksa illa daha böyle sıcak olduğu, havanın daha sıcak olduğu bir dönemde olmasını tercih ettim ben kendi adıma. Çünkü şey yani dışarıda bir düğün istiyorum mesela ve hani böyle rüzgarların estiği, fırtınaların estiği. Ay tüylerim estiği, yemin ediyorum diken hani diken. Masa örtüsünün yerinde olmadığı falan böyle yağmurun yağdığı, yağmur yağacak mı yağmayacak mı stresini yaşayacak. Tedirginliğini yaşamadan. Yani o zaman öbür yaza kaldı. Bak ne oldu. O zaman 2 Ekim'de yok böyle bir şey. O zaman yazaylar mı kaldı? Bahar. Ama ben de mesela onunla da ilgili şimdi şey diye dalga geçiyorum. Allah bir başka baharı bırakmasın inşallah. Amin. İnşallah. İnşallah. Amin. Ya ben Burcu'yu zaten 97 yılında biz ilk Türkiye Güzellik Yarışması'nda aynı odayı paylaşıyorduk. Çok eski evet. Tanıyorum. Yemin ediyorum sen anlatırken bak görsün Ayşan evet, tüyleri. Tüyler diken diken. Diken diken mutlu olmanı çok istiyorum. Birlikte kendim mi kadar. Birlikte yarıştık. Sen kaçıncı oldun, o kaçıncı oldun? Burcu 4. oldu, ben 1. oldum. Aa. Evet öyle bir şey yaşamıştık ama bizim Burcu'yla o dönemde yaşadığımız, oda arkadaş olarak yaşadığımız şeyler hayatımızın sonuna kadar evet. Çok güzel bir anı olarak kalacak. Hiçbir zaman unutmayacağım. Benim annem de mesela Burcu'ya tapar. Burcu aynen, benim annem annem gibi der annem. Falan. Çok o yüzden gerçekten çok istiyorum. Sadece ertelendiğini buradan, yer sıkıntısı olduğundan dolayı asla bir din değiştirme durumu olmadığını buradan açıkladığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Seni çok seviyoruz. Evet, çok seviyoruz. Öpüyoruz. Hayırlı olsun. Ben de öpüyorum hepinizi. Amin. Çok teşekkürler. Selamlar söyleyeyim. Görüşmek üzere. Lütfen bir alt yüzü geçerler. Burcu Esmer Soy'dan şok açıklama diye. Evet evet. Ali Can Kumaş'tan daha yakışıklı. Yönetmenimizden ve tüm içinden mesela, rica edelim. Şöyle minik bir alt bant geçersen 3 saniye dursun yeter. Ben onu. Burcu Esmer Soy'dan şok açıklama. Onu sen şey yaparsın, çık çekersin. Ali Şen daha yakışıklı. Yana dedi. Alta üste televizyon her tarafında şöyle bir 3 saniye girsin. Bant geçsin bant. Şey peki sıradaki haberimiz bu. Sıradaki haberimiz bugün bütün gazetelerin manşetinde olan Ivana Sert ve eşi eski evet, eşi. Ya, dün bize Ivana bağlanmıştı. Yurdal Sert. Sert'in boşanma haberi. Biz biliyorduk davanın dün olduğunu ama konumuz farklıydı. Konumuz hani bir gece kulübünde karşılaşmalarıydı. Konuyu dağıtmamak için ben özellikle sormadım. Bugün de artık davanın sonuçlandığını resmen bütün Türkiye öğrendi. Evet boşandılar. Artık Ivana Sert, Ivana Sert değil. Sonuçta Ivana ayrıldılar. Ay onu biliyordum ama şu anda canlı yayın heyecanıyla tabii ki. Oğlu Ivana Sert'e verildi velayeti ama bu davada çok önemli detay Ivana Sert'in istediği tazminat ve alamadığı tazminat. Ne kadar aldı? Az hepsi VTR'mizde var. Bu sefer tutturacağız, VTR'miz var. Bittim gözün aydın. Yıldır süren dava dün sonuçlandı. Ivana Sert ve Yurdal Sert resmen boşandı. 7 milyon lira isteyen Ivana Sert 400 bin lira tazminat aldı. Birbirlerine karşılıklı dava açan iş adamı Yurdal Sert ile Ivana Sert 2 yıl sonra boşandı.
Çocukları Ateş Sert'in velayetini anneye veren mahkeme, Yurdal Sert'in tatillerde ve her hafta çocuğunu görmesine ve aylık 5000 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti. 400 bin liralık tazminat aldı. ...400 bin lira maddi ve manevi tazminatın İvan'a Sert'e ödenmesine karar veren mahkeme, yoksulluk nafakası talebinin ise reddine karar verdi. 7 milyon lira tazminat isteyen İvan'a Sert, aylık 100 bin lira yoksulluk nafakasıyla çocuğuna da aylık 50 bin lira iştirak nafakası istemişti. Sana bir önerim olacak hayatından. Mikroplara at. Nafaka. 7 milyon tazminat. Evet. Çok büyük para. Peki ama neden istiyor bu parayı? O çocuğu için mi? Oğlu için mi? Kendi için oğlu mi? İçin istediği ayrı bir nafaka var. 50 bin lira oğlu için, 100 bin lira da kendisi için aylık nafaka istiyor. Ama bunların hiçbirisini alamıyor İvan'a Sert. Kendisi için nafaka yok. Sadece tazminat var, 400 bin lira. Oğlu için de aylık 5 bin lira aylık nafaka ödenmesine karar veriyor hakim. Ne? Evet. Yani kriter nedir, ne değildir? Ama bu hani işin neden şey olur da, temizi falan olur herhalde. İtiraz ettir falan. Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Bu kadar nasıl ama oluyor? Yani çok büyük fark çok var büyük arada fark. Değil mi? Hani evet. İstenen çok para, önerilen, öngörülen çok az bir para. Avukatımız var hatta, Murat Devecioğlu. Birazdan. Az onunla, sonra. Onunla evet. Konuşacağız. Ona merak ettiklerimizi sorabiliriz. Çocuğun velayeti kime verildi? İvan'a. Çocuğun velayeti İvan'a'da, annesinde. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olur onlar için. Çünkü iki kişi, yani bu boşanma davası tek başına bir tarafın açtığı dava değildi. Önce Yurdal Bey bir dava açtı eşine. Ardından İvan'a Sert dava açtı. 2 yıldır da sürüyordu. 2 yılın sonunda bugün günün olayı olarak gazetelerde, medyada yer bulan bir dava bu. Keşke hani hiç böyle bir şey olmasaydı. Tabii. Evlilikleri devam etseydi. Ama yani evet, boşanma da ayrı da. Hayır, hiçbir şey böyle bir belirtme yok. Ne bileyim, İvan'a'ya bir ev falan verilmiş mi? Ev falan yok. 5 yok. Bin lira sadece. Sadece 400 bin lira tazminatı var. O da istediği 7 trilyona, yani eski parayla 7 trilyona karşılık, 7 milyona karşılık 400 bin liralık bir tazminatı var. Ve 5 bin lira. Yedi. Yani aslında 7 milyon da şey, çok biraz uçuk bir rakam aslında, değil mi? Çok uçuk bir rakam. Ben neden boşanılırken bu kadar büyük paraların istendiğini merak ediyorum. Yani sanki zengin olmak için, servet yapabilmek için istenilen bir hani para gibi geliyor. Hiç düşündünüz mü? Düşünmedim yani. Allah düşündürtmesin, öyle amin dönemlere getirtmesin, ama bilmiyorum. Ben o psikolojiyi pek şey anlayamıyorum yani. Mesela ben geçen gün okudum. Feryal Gülman. Feryal Gülman, evet. Onların boşanma davasında daha uçuk bir rakam var. Gerçi Feryal onların maddi durumu daha şey ama. Evet. 200 milyon Türk lirası isteniyor mesela. Kaç liraya tekabül ediyor canım? Yani yaklaşık 200... 100 milyon dolar falan gibi bir şey. Hayır, Türk lirası olarak 200 trilyon değil mi? Evet, 200 trilyon. Yani şu anda yeni parayla 200 milyon... yaklaşık 100 milyon dolar falan işte. Doları kuru 2'de sabitle. 100 milyon. 2'de sabitle. Peki, telefon bağlantımızı yapalım istersen Seyhan'cığım. Evet, avukat Murat Devecioğlu hattımızda. Murat Bey günaydın. 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 Murat Bey, konuşmalarımızı dinlemişsinizdir eminim. Konudan da haberiniz vardır. Evet, var. Soralım, neye göre belirleniyor bu nafaka evet, veya tazminat istemi? Herkes istediği kadar tazminat isteyebilir mi yani kocasından? İstemekte bir sıkıntı yok. Yani o sizin talebinizle ilgili bir şey. Sınır konamaz. Onu istediği kadar talep edebilir. Ancak ekonomik ve sosyal araştırma yapıldıktan sonra dosyaya giren delillere, kocanın mal varlığına, gelirine göre ve olayın verilen tazminatın cinsine göre de kusur da bakılarak verilecek bir şeydir. Yani sınırı yok onda. Sınırı yok. Peki Murat Bey, biz şunu merak ediyoruz. 7 milyon lira istenilen bir dava bu, ama 400 bin lira para kazanılmış. Yargı evet. Buna neye göre karar veriyor? Yani aradaki bu kadar fark neden? Şimdi hanımefendi, ilk önce şunu söylemek lazım. Tabii biz dosya hakkında, deliller hakkında hiçbir şey bilmeksizin sadece basına yansıdığı kararlarıyla konuşuyoruz. Evet, yani biz genel olarak konuşuyoruz. Evet, tabii. Genel. Evet, yani onun için...
Şimdi birincisi şu yapılır. Maddi manevi tazminat, benim basından izlediğim kadarıyla verilen maddi manevi tazminatta, manevi de ayrılacak olan eşin uğradığı manevi zarar hakimce takdir edilir. Maddide de bu evlilik devam etmediği için oluşan maddi zarar gözetilir. Bu gözetilirken de dosyaya az önce söylediğim ekonomik sosyal durum araştırması girer. Hani eşlerden birisi ben 7 milyon, 10 milyon, 100 milyon istiyorum diyebilir ama bu durumda diğer eşin maddi resmi evrakta olan gelirine bakılır. Yani geliri ne kadardır, mal varlığı ne kadardır, bunlar tartılarak, ölçülerek verilen bir miktardır. Yoksa istemekte bir sıkıntı yok tabii ki. Peki mal varlığı paylaşımı da olmuyor mu? Mesela hiç mal varlığı Mal varlığı paylaşımında kusur aranmaz. O ayrı bir davadır. Bu verilen boşanmayla, boşanmanın verdiği maddi manevi sıkıntıyla ilgili verilen bir tazminat bu. Mal varlığı ayrıca paylaşılır. Peki kadın çalışıyorsa, şimdi mesela hani İvan Hanım çalışıyor. Kadın çalışıp kendi parasını kazanıyorsa da bu kadar büyük tazminatlar, bu kadar büyük paralar verilir mi? Zaten kadının çalışması bu dosyada sanırım şeyi etkilemiş. Kadına nafaka verilmemiş. Evet. Yani geçimini sağlayabildiği için nafaka verilmez. Yani orada kadının çalışıyor olması, geçimini çıkarıyor olması nafakayla ilgili bölümü ilgilendirir. Maddi manevi tazminat, yani çalışıyor, gelir kazanıyor ama bu manevi olarak üzüntü duymayacağını, etkilenmeyeceğini göstermez. Ayrıca maddi olarak da tazminat yönünden bakarsak nafakadan değil, evliliği devam etseydi bundan onun bir faydası olacaktı maddi anlamda. Bu faydadan yoksun kalmıştır diye verilen bir tazminat o. Anladım. Peki. Peki. Çok teşekkürler. Bir gün programımıza da konuk olursanız, bize bu konuyla ilgili detaylı bilgi verirseniz seviniriz. Ben de çok sevinirim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Bence Murat Bey'le arkadaşlığını ilerletmekte fayda var. Evlenmeden önce bütün detayları öğren. Değil mi? Böyle hesap kitap işleriyle olmaz o, olmaz evlilik işleri. Yok. Sen evlenmedin değil mi canım daha? Hayır, evde kaldım. Sen evlendin mi canım? O da kaldı. O zaman böyle işlere hiç girmeyin. Evet, Aysun evlendi. Londra'ya yerleşti. Yerleşti. Hadi bakalım. Hayır, hiç hadi bakalım değil. Hadi bakalım yok. Yani hadi bakalım derken. Bu sefer sen. Hayır, yani konuya girelim anlamında hadi bakalım. Gerçekten mi? Ya yok betere yok dedi, yok betere. Gerçekten. Herhalde tamam, sonra. Peki. Sevgili Aysun Kayacı, ben anlatayım mı önce? Anlatacağım. Peki. Sevgili Aysun Kayacı evlendi gizlice ve de Londra'ya yerleşti. Eşi de bankacı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve elinde de tabii ki yüzüğü var. Senin de maşallah. Evet, şu anda görüyoruz tek taş. Zannediyorum. Yüzük pozu. Bu yani. Poz yüzük pozu. Evet. Şöyle yani. Saçını düzeltiyorsunuz. Ne kadar Nur Yali taş gibi böyle diyor ki gösteriyorum. Yüzüğü de göremiyorum. Büyük mü küçük mü? Nasıl bir şey? Güzel mi? Güzel. Şu anda çok parlıyor ama böyle küçük bir taş. Bak şöyle diyor ki işte gösteriyorum. Saçımı düzelteyim. Yapma, gözünü seviyorum, yapma ya. Ya yüzük gösteriyor. Abi çok neyi Allah Allah ya. Peki. Çağla Hanım. Ne var ya, saçımı düzeltmeyecek misin? Böyle mi düzeltecek Çağla saçını Hanım, yani? Şimdi kaç yıldır tanışıyoruz? Kimle? Ben 23 yıllık gazeteciyim. Sizinle ne kadardır tanışıyorsunuz? Hiç 15 yılda böyle bir gösterişinize şahit... Ben böyle yaptım ya. Şöyle yaptım ben. Ama evlilik yüzüğümü böyle... Yok, ne yüzüğü? Evlenme teklif ettiği takta yüzüğü böyle gösterdim. Ama göstermekle... Ben böyle gösterdim. Bu durum farklı. Arkadaşlar bakın, mutluluğuma bakın. Evlendim ya da evleniyorum, evet, nişanlandım demek farklı. Ya da şöyle, bunu hepimiz arkadaşlar biz arasında bilemeyiz, gösteririz. Ben... Göstermeye çalışmak farklı bir hissiyat. Yok, burada göstermeye çalışmak. Göstermeye Allah çalışmak ya, ayrı bir hissiyat. Ya. Burada bir şey çok var. Fesatsınız. Çünkü bunu daha önceden de gördük. Fesat dedi. Vallahi fesat. Bunu Meltem Cumbul'da görmüştük daha önceden. Bir de Derin Mermerci. Meltem Cumbul'la birlikte. Evet. Ama şimdi sevgili Çağla kabul etmiyor. Göstermekten evet, göstermeye fark var. Yani olabilir nispet diyorum, farklı. Olabilir de olmayabilir. Gerçekten saçında düzeltiyor olabilir. Bak, sen Meltem Cumbul'la. Sen Meltem Cumbul. Bu biraz daha gösterme. Şimdi Meltem... Bak, bu biraz daha gösterme olabilir. Ama zaten yüzündeki mutluluktan belli oluyor yani o durum yani. Kabul onu göstermiş. Kabul ediyorum ama sevgili Meltem Cumbul basına... Hiç ne zaman böyle bir gülüş göndermiş ki bu resim yani hani her zaman arasın. Niye her zaman gülüyor ya kadın? Basınla Meltem Cumbul'un arasında her zaman bir soğukluk vardır. Şimdi buradaki gülüş Allah Allah, yani direkt aynen yüzük, bu yüzük bir şeye gösterme gülüşü. Hatırlarsan evet, o zaman tabii o zamanlar işte şimdi gerçi boşandılar ama o zamanki eşiyle ilgili işte bak, ailesi istemiyor falan filan gibi şeyler bak, vardı. Bak Derin Mermerci nasıl göstermiş? İşte aynı bu ben. Gösterme. Bunda bir şey yok. Bu çok süper, doğal. Bakın çok nişanlandım, güzel, evleniyorum göstermesi bu. Ya çok ben güzel, de öyle. Ben de gösteririm arkadaşlarıma. Bakın en sonunda Ali Yansı taktım. Bence Meltem de göstermiş böyle. Aslında saçını düzeltmiş. Ben kesin karar verdim. Tamam, aynı yere geldik işte. Peki neden mesela? Sen neden gösterdin mesela?
Biz bir şöyle oldu. Biz o gün bana evlenme teklif etti. Evet. Sonra akşamleyin arkadaşlarımızla beraber bir yerde buluştuk. Ve bana evlenme teklif ettiğini öğrenen basın alan arkadaşlarımız mekanın kapısında bekliyorlardı. İşte bugün evlilik teklif edilmiş size, neler hissediyorsunuz dedi. Ve çok mutluyum dedim. Yüzüğümü gösterdi. Niye göstermeyeyim? İşte o çok özel ve güzel bir çok şey. Çok mutluyum. Yüzüğümü taktı Emre dedim. Ve yüzüğümü gösterdim. Peki, şimdi buradaki detayı hemen söylemek istiyorum. Londra'dan gelen bir sevgili Aysun, Londra'dan geliyor, kimseyi uzun zamandır görmüyor. Orada mesela merhaba deyip, bakın arkadaşlar evlendim. Onların da mutluluk cevaplarına, mutluluk dileklerine güzel bir şey söylese kabul edeceğim ama hiçbir şekilde selam vermeden böyle gidiyor. Peki bunun nedenini bize daha iyi açıklayacak biri var. Kim? Kim? Aşkım Kapışmak var. İletişim İlişki danışmanı. Danışmanı. Aşkımla birçok program yaptık biz. Aşkım hakikaten bu konularla ilgili profesyonel bir ağız. Öyle söyleyebilirim. Ve şu anda hattımızda. Aşkım günaydın. 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 Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı olsun programınız. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler aşkım. Teşekkürler. Aşkım neden yüzük gösteriyorlar? Bize açıklar mısın? Neden yüzük gösteriyorlar? Ya şimdi şuradan başlamak istiyorum ben. Yani özellikle ünlülerin yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi. Çalıştığım ünlülerde de çok dikkat ediyoruz buna. Hangi konuda, hangi söylemle, hangi kelimeyle ön plana çıkmaya çalışıyorsun? Bunu sana getirisine, götürüsüne. Şimdi evlilik ve çocuk doğurmak ünlülerde son 2-3 yıldır bunu çok ön planda kullanmaya başladılar. Yani ününün yaptığın işin önüne geçmeye başladığında kesinlikle ilişkilerinde problem yaşıyor. Çünkü biz evliliklerde şuna dikkat ederiz. Yaygın mısınız, saygın mısınız? Eğer yaygın takılıyorsanız çok gösteriş ya da abartı davranışlar, insanların gözüne kulağına sokmak derecesinde davranışlar sergilersiniz ve başkalarına çok malzeme olduğunuz için saygınlık azalmaya başlar. Belki saygın takılıyorsanız doğduğunuz çocukta, evlendiğiniz adamla ya da kadınla ilişkinizde özel hayatınızı biraz daha mahreme alıp paylaşmak istediğiniz şeyleri basına ya da medyaya ona göre ayarlarsınız ve burada Aysun Kayacı'yı da gözlemlediğinde ben de Aysun'la hani uzun yıllardan tanıştırım, tanırım da kendisine. Önceki Aysun'a bakmak ve şimdiki Aysun'a bakmak gerekiyor. Çünkü önceden her şeyle, her adım attığında ortada olan bir kadındı, ünlüydü. Evlendikten sonra evliliğin gereklilikleri var. Yani burada bir erkeğin beklediği bir şey var. Kendini geri çekti sonuçta Aysun basından. Evet, yani. Evet. Yani hani burada eşinin de hassasiyeti var. Burada önemli şeyler. Çünkü giyim tarzı değişmiş, tavırları değişti. Bunlar aslında evliliğe verdiği önemi ve eşinin onuru ve gururuyla ilgili süreci de dikkate aldığını gösteriyor bize. Ama şöyle bir durum var. Ünlü olsun olmasın. Evet. Evet deme Aşkın Bey'in sesi gitti galiba. Kesildi olabilir. Havaalanında uçağa yetişiyormuş. Ondan ama biz olabilir. Aslında biz cevabımızı aldık mı? Evet aldık. Yani bence aldık. Yani. Olabilir. Ama son dönemde sen de bize ama katıldın Alişan'la gibi yani, oldu. Hani Aysun'un her zaman güler yüzü, neşeli o hani tatlı kız döneminden sonra evlenmesi, Londra'ya yerleşmesi, eşiyle başka bir hayat seçmesi, illa şu anda geri döndüğü zaman o yabaniliği yaşamış olabilir. Yani konuşmak istememiş, eşi izin vermemiş. Değil. Artık bundan sonra görün ve konuşma işte demiş olabilir. Değil, öyle değil. Çünkü bunu ben birebir biliyorum. Sen birebir biliyorsan bilemez. Sevgili Aysun, daha önceki ilişkilerinin son döneminden itibaren başlayarak bir de babasının magazin gazetecilerine konuşmasını da artı koyarak magazine karşı bir tavır sergilemeye başladı. Ve çok uzun zamandır yani evlenmeden önce Londra'ya yerleşmeden önce de böyle bir tavır içerisindeydi. Telefonlarını değiştirdi ama hepsinden önemlisi selam vermiyordu. Anladım. Bu ondan kaynaklanıyor. Ben isterdim ki mutluyum, nasılsınız, iyi misiniz, Londra'dayım deyip tercih bir meselesi. Selam vermesini mutluluklar diliyoruz. Tabii onu da öpüyoruz buradan kocaman. Şimdi bir sürpriz. Deniz Çakır ve İbrahim Çelikkol şoku var bence. Ay evet ya. Yani biz bilmiyorduk bunu. Hiç kimse bilmiyorduk. Sevgili Esin Öbet ve Özgür Aras'ın ortak çalışmasından doğan bir haber. Sevgili Deniz Çakır ve İbrahim Çelikkol'un evlendiği iddia ediliyor. VTR'miz var, bir girelim mi? Hadi girelim. Bir bakalım. Deniz Çakır ve İbrahim Çelikkol aşkında flash gelişme. Geçirdiğim zamanları, eskittiğim mekanları belki de... Beraber rol aldıkları dizi setinde başlamıştı onların aşkı. Senaryo gereği tutkulu bir aşk yaşayan Deniz Çakır ve İbrahim Çelikkol arasında
gerçek hayatta bir yakınlaşma olmuş ve büyük bir aşka yelken açmıştı ünlü çift. Ellerin sözlerin yoktu belki de. Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren ünlü oyuncularla ilgili son gelişmeler herkesi şaşırttı. İddiaya göre Deniz Çakır ve İbrahim Çelikkol 1,5 yıl önce dünya evine girmiş ve bunu herkesten saklamışlardı. Gizli yârim, bu dünya aşktan anlamıyor. Paris'te evlendiler. Paris'te evlenen ünlü çiftin evliliği ne yazık ki çok uzun sürmedi. Yine iddiaya göre Deniz Çakır'ın ailesinin bu evliliğe onay vermemesi çiftin boşanmasına neden oldu. Evlenmeden önce tanıdığım adam değil. Ay çok değişti. Çok mutsuzum. Çok pişmanım. Deniz Çakır'ın ailesi İbrahim Çelikkol'u istemedi. Al beni götür çok uzaklara. Gizlice dünya evine giren Deniz Çakır ve İbrahim Çelikkol 1,5 yıl evli kaldıktan sonra yine sessiz sedasız boşandılar. Şimdi şu anda ayrılar değil mi? Benim bildiğim o en son. Şu anda bildiğimiz kadarıyla ayrılar. İlk başını da soruyorsan İffet dizisiyle tanıştılar. Evet. Deniz Çakır ve İbrahim Çelikkol aşkları orada başladı. Dizi boyunca da devam etti. Uzun bir süre gizlediler ama. Uzun bir süre gizlemediler. İlk andan itibaren biliniyordu. Ha, sadece yani birlikte röportaj yapmadılar. Ha, yani. Ama her zaman birlikte oldukları ilk günden itibaren bilindi. Bunun sebebi de zaten dizi setinden çıkıyor her şey. Set çalışanları ya da oyuncular birbirleriyle konuşulan kelimeler bize kadar her zaman geliyor. Evet, dizilerden böyle bir durumumuz var. Şimdi bize duyuran kahramanlardan birisi sevgili Özgür Aras hattımızda. Özgür günaydın. 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 Nasılsın? İyiyim. Öncelikle üç sevdiğim insan ekranda. Şansınız da reytinginiz de bol olsun. Amin. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Özgürcüğüm gerçekten evlenmişler mi ve ayrılmışlar mı tabii ki? Şimdi şöyle, bunu ben köşemde şöyle yazmıştım. Niye insanlar gizli gizli evlenir, niye insanlar bunu duyurmaz diye yazmıştım. Esin Övet kendi köşesinde evlendiklerini yazmıştı. Ben hani okuyunca kafamda hep bu soru işaretleri kalmıştı. Neden gizli gizli? Sonrasında set dedikodularının 1,5 yıl sonra boşandığına dair geldi ve yine Paris'te 1,5 yıl sonra Deniz Çakır'ın ailesinin istememesi üzerine bu evlilik bitmiş. 1,5 yıl sonra bitmiş. Evet. Yani ama şimdi şöyle bir şey var, çok önemli kısmı. Esin Evet bunu yazdığında gazetelerde çıktı bu haber, kendi köşesinde de büyük yer aldı ama hiçbir şekilde bir yalanlama gelmemişti. Peki boşanmayla ilgili de bir yalanlama gelmedi. Peki bu evlilik gizli olması basından gizli zaten. Herkesten gizli. Ailesinden de mi acaba gizli? Gizliydi. Onu bilmiyorum. Çünkü sadece Paris'te evlendiklerini biliyoruz. Belki de onların haberi yoktu. Öğrendikten sonra boşanmak durumunda kaldılar belki de. 1,5 yıl çünkü devam etti ya da onlar... Anlaşamamış da olabilirler. Yok, ama benim başka bir konuda... Ailenin bilgisi dahilinde. Daha etkili. Anladım. Peki Özgürcüğüm çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu derin açıklama için sana teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Öpüyoruz İyi seni. İyi yayınlar olsun. Geçmiyoruz. Şimdi hemen buna devam etmek istiyorum. Sen diyorsun ki. Ben diyorum ki. Böyle. Seyhan ne diyorsun? Sevgili Ebru Şallı bile gidip Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde davasını gördürmesine rağmen muhakkak duyuldu basının diyorsun. Kulağına geldi, duyuldu. Şimdi yurt dışındaki evlilikler iki türlü yapılıyor. Bunlardan geçerli olanı, Türkiye'de geçerli olanı konsoloslukta kıyılan nikahtır. Bunun da örnekleri var. Hülya Avşar dahi Kaya Çilingiroğlu ile böyle evlendi. Benim de bir denemem olmuştu öyle de. Sonra sen gerçekten mi? Şaka mı, gerçek mi? Vallahi gerçek. Olmadı da. Ne? Olmadı. Deneme derken evlenmeyi mi denedin? Ben direkt konsolosluğa gidip evlilik için ne şart lazım
Dedin. Ne getirmemiz lazım? İşte neredeydin? Macaristan'dayken. Macaristan'da bir kız buldun, evlenmeyi mi denedin? Hayır, Türkiye'den. Hayır, biri Türkiye'den. Vardı. Ünlü mü, ünsüz mü? Hayır, ünsüz. İşte herkesten, annemden, mannemden herkes. Şu an annem izliyorsa, duyduysa beni yurt dışına gönderirken artık... Artık gönderdim, nüfus kağıdım olacak tabii. Böyle bir şey var. Peki sonra niye vazgeçtin? Olmadı. Orada yani, olmadı, evlenmenize mi izin vermediler? Yok, olmadı. Sonra biz olmadı. Olmayacağını anladık, olmadı ama ben böyle bir girişim yaptım. Evet, konsolosluğa gidip birebir evlilik için hangi şartlar lazım? Vay Alişan'a bak ya. Hepsini öğrendim. Direkten ve dediğin döndü. Gibi yurt dışında evliliklerin Türkiye tanınması için konsoloslukta olması. Sen böyle bir şey yapmazsın ama, değil mi? Yapar. Bilmiyorum, belki yaparım. Ne? Çok ayıp. Burada bu kadar milyonlarca hayranı senin düğününde halay çekmek isterken. Hayır, nikah isterken... yaparım. Gelip düğünü burada yaparım canım. Ne olacak? Ama statta evlenmesi lazım burada da. En güzeli orada evlensin. Ben devam edeyim isterseniz. Tamam canım. Konsoloslukta kıyılmayan nikahlar Türkiye'de sayılmıyor. O yüzden ben diyorum ki hani hiçbir türlü medyaya yansımadığı için boşanmaları ya da işte bir isim cisim kağıt. Belki tamamen dedikodudur ya da böyle kendi kendilerine bir nikah kıydırmışlardır yurt dışındaki bir belediyeye. Olabilir. Dolayısıyla hani bizim elimizde de done o yüzden olmayabilir diye evet, düşünüyorum. Aşka gelip böyle şeyler yapılabilir, normal yani. Tabii canım. Değiştirin, konuyu değiştirin. Hadi değiştirelim. Ne var konumuzda şu anda? Volkan Demirel var bildiğim kadarıyla. Hayır, Volkan Demirel Konak değil. Karıştırdım Volkanları. Volkan Konak. Volkan Konak Volkanlar var. Karıştı. Peki. Volkan Konak. Volkan Konak var. O zaman 76 yaşında ölürüm. Niye dedi Volkan evet, Konak? Ölecekmişim daha doğrusu. Niye? Hepsini izleyelim. Çiz beni yerim yerim, çöz beni yerim yerim, ah beni. Hüseyinoğlu Volkan Konak'tan şoke eden açıklama. 76 yaşında öleceğim. Ben hayatım boyunca dik durmaya çalıştım ve ağaçlar gibi ayakta ölmeyi istiyorum. Ailetime beni. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, Kıbrıs'a verdiği konserde kafaları karıştıracak açıklamalar yaptı. DNA haritasına baktırdığını söyleyen Konak, başıma bir iş gelmezse ya da bir kendini bilmez çıkıp bizi vurmazsa 76 yaşında öleceğim diye konuştu. Sen kalem ol, ben de can, yaz beni yarim yarim, çiz beni yarim yarim, çöz beni. Volkan Konak'ın bahsettiği DNA ya da bir başka deyişle gen haritası bilim dünyasının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bir konu. Çıkarılan gen haritası sayesinde kalp ve kanser hastalığının tarihe karışması ve insan yaşamının kalitesinin arttırılması amaçlanıyor. Ayrıca genlerin deşifre edilmesiyle Alzheimer'dan kansere bugüne kadar baş edilemeyen birçok hastalığa da çare bulunması bekleniyor. DNA haritasına baktırdığını ve 76 yaşında öleceğini söyleyen Volkan Konak yeni bir polemiğin fitilini de ateşlemiş oldu. Neredesin nazlı yârim? Neredesin? 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 Evet, veterinizi izlerken... Ben bir hayatta böyle bir şey yaptırmam. Yani hocama soracağız ama hayatta evet. Böyle bir şey yaptırmam. Yani bilmek istemem yani. Nasıl hastalıklar geçireceğimi, kaç yaşına kadar yaşayabileceğimi. Bunlar kesin değil değil mi hocam? Hocamız şey. Sayın Serdar Savaş bu arada hemen söyleyeyim. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhaba. Hoş ayaklarınıza bulduk. Sağlık. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Şöyle, eğer tedbir alabilecekseniz yaptırmanızı öneririm. Çünkü alacaksak tedbir, yani. Tedbir alabiliyoruz. Mesela bir şeyin, bir insanın, biz şöyle size göstereyim. Önümüzdeki 30 hocam, yıl içerisinde doğru gösteriyor. Önümüzdeki 30 yıl içerisindeki kalp krizi riskini, genlerini ve yaşam tarzını evet. analiz ederek görebiliyoruz. Şöyle bakın, gösterelim hocam da, kamera. Hı. Görülüyor.
Şimdi sevgili Nilkara İbrahimgil de bu arada 5 yıl önce bu testi yaptırmış, DNA testini, ve 20 yıl sonra obez olacağını öğrenmiş ve ona göre hani hocamızın dediği çok doğru, önlem alabilecek bir beslenme programı. Evet.